Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Benim de süper olmayan yani daha basit. Türkcell müşterimiz daha düşük olduğu bir modem var. ZTE marka bir modem. Modeli neymiş? ZX HN H168A. Bu ADSL bilgisayar bir modem. Siber'de de kullanabilirsiniz bu modemi. İçeriden bunlar çıkıyor. Standart olarak adaptör çıkıyor. Bir de şunlar çıkıyor. Şimdi genelde bunu anlatmayacağım ama bazı kişiler soruyor yorumlarda. Bu DSL kablomuz modem arkasındaki bu kısma takılıyor, tamam mı? Bu da duvardan gelen ADSL bilgisayar hat çıkışına takılıyor gri yere. Bu da modemle bilgisayar arasında kablolu bir bağlantı yapmak istediğiniz cihaz varsa onun için kullanıyorsunuz. Şu sıralardan herhangi birine takıyorsunuz. Modemin üstünde power var düğmesi. Burası reset düğmesi. Fabrikanı önlemek için kullanıyorsunuz. Burada adaptör girişi. LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4, 4 tane cihazı kablosuz bağlayabiliyorsunuz. Bir de modem içindeki ayarlardan bu WAN'ı LAN 4 şeklinde değiştirebiliyorsunuz. Kablosuz adı ve şifresi arkasında yazılı. Bakın V kablosuz adı ve şifresi. Bunun içinde farklı özelliği yok. Burada ışıklarımız var. Power. DSL sinyali varsa sabitlenir. İnternet ışığının yanıp yanıp sönmesi normal. Veri akışı olduğu internet ışığı ve kablosuz bantlar. Yani hangi bantı kullanıyorsunuz onlar yanıp sönerler. Bu şimdi bilgisayarıma bağlayacağım ve kurulumun nasıl yapıldığını anlatacağım. Süper online güçlerini bazen otomatik kurabiliyor da siz elde kurmak isteyebilirsiniz. Artık ebeveyn kontrolü ya da port yönlerini güvenler yapmak istiyorsanız onları nereden yapacağınızı, kablosuz adı ve şifrenizi nereden değiştirmek istediğinizi istiyorsanız onları anlatmaya çalışacağım. Şimdi burada 2.4 ve 5 GHz var. 2.4 uzak mesafede daha verimli çalışır. 5 GHz ise yakın mesafede çalışır. Arasındaki fark bu. 5 GHz'de 100 Mbit, 200 Mbit, 300 Mbit'leri alabiliyorsunuz. Tabii 5 GHz'lik destekleyen bir cihaz kullanmanız lazım. 5 GHz sürekli kullanırsanız uzaklaştığınızda band genişliği fazla olduğundan dolayı kopmalar sebebiyet verir. Koparsanız sürekli Wi-Fi'de sağlıklı olmaz. Diğer odada kullanacaksanız 2.4'ü kullanmanız lazım. Uzun mesafede ve engellerden daha çabuk geçebiliyor. İsterseniz kullanım videosuna geçelim. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biraz önce kutu açılımını yapmış olduğumuz Scrumline modemin kurulumunu yapacağız. Daha doğrusu ilk aldığımızda nasıl bir kurulum yapmak istiyorsunuz? Daha detaylı bir kurulum yapmak isterseniz neler yapmalısınız? Özellikleri nelerdir? Onlara bakacağız. Şimdi cihaza giriş yapabilmek için öncelikle kablosuz bir şekilde bu cihaza bağlanmanız gerekiyor. Benim bilgisayarım kablolu bir şekilde bağlı. Açıyorum buradan. Buraya IP adresini yazacağız. Nokta 1.1.1.1. Şimdi bize karşımıza kullanıcı şifre sayfası geldi. Bu modemlerin kullanıcı adı admin küçük harflerle şifre süper online. Yanlış bir şey bastım bir saniye. Süper online. Karşımıza bu şekilde bir ana sayfa çıkıyor. Burada bağlı olan bağlantı durumları, IP adresiniz, esas ID yani kablosuz adı ve şifreniz var. Bunun dışında şu an kablosuz bir cihaz bağlı olmadığı için burada göremiyoruz. Benim cihazım kablolu bağlı. Bilgisayarımın adı bu. IP adresim de bu. Şimdi bizi ilgilendiren kısım üst taraflarda. Şimdi ilk kurulumu basit bir şekilde nasıl yapacağınızı anlatacağım. Şimdi burada internet kısmını tıklıyorsunuz. Buradan WAN'a geleceksiniz. Açılan sayfada iki tane menü karşılıyor bizi. WAN internet AD, WAN internet VD. Bu ADSL bağlantı için. Bu da VDSL bağlantı için. Şimdi operatörümüz size bir kullanıcı şifre verecek. Mesela örnek veriyorum. Adnet Super Online. Buraya aynı şekilde yazacaksınız. Evet. Şifre kısmına da operatörünüzün size vermiş olduğu şifre yazacaksınız. Tabii bu ADSL bağlantı için geçerli. Eğer VDSL ise buraya yazıp uygula diyeceksiniz. Bilgiye doğru yazdığınızda ve altyapınızda her şey normalken bu bilgiye doğru yazıp kaydettiğinizde internete çıkışınız yapılır. İsterseniz şu şekilde yapalım. Kademe kademe gidelim. Bu kurulumu yaptık diyelim. Uygulamak internete girdik. Ama biz kablosuz ayar adımızı ve şifremizi değiştirmek istiyoruz. Bunun için de buraya geleceğiz tekrar. Pardon.
yerel ağa geleceğiz. Bakın bu şekilde bize bir sayfa karşılıyor. Sonradan bu sayfaya döneceğim. Burada VLAN'a tıklayacaksınız. Bakın şu an VLAN 2.4 ve 5 GHz yayın yapıyor. Şimdi buradaki fark, VLAN 2.4 GHz uzun mesafede çalışır. Band genişliği dardır ama 30 megabit'e kadar internet alırsınız bundan. Ama mesafede sorun yaşamazsınız. 5 GHz ise yakın mesafede çalışır. Uzun mesafede verimli çalışmaz. Ama internet altyapınız destekliyse, 100 megabit bir internet alıyorsanız aynı oda içinde bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü 5 GHz'de destekleyen bir cihazla bu modeme bağlandığınızda 100 megabit'in yüzünü de görebilirsiniz kablosal cihazınızda. Şimdi biz kablosal adı şifremizi değiştirecektik. Buraya VLAN SSD yapılandırmasına tıklayacağız. Bizim şu anki cihazımız kablo yayın yaptığı kablosuz ağ adı bu. Şifresi de bu. Burada dikkat etmeniz gereken, boşluk olmayacak, Türkçe karakter içermeyecek bir kullanıcı adı oluşturmanız gerekiyor. Ben yazıyorum basit bir şey. Şifreye de en az 8 haneli harf rakamlardan karışık olabilir, büyük küçük harf içerebilir. Türkçe karakter içermeyecek, burası da önemli. Yazıp uygula dediğinizde direkt olarak artık bu yazmış olduğumuz bilgilerle yayın yapmaya başlayacak bu cihaz. Bu tabii 5 GHz için de geçerli. Bakın açık olan 5 GHz de bu. Bunu da değiştirebilirsiniz tabii. Bunun dışında ne var burada? Anlatabileceğimiz. Şuraya bakalım. Burada da zaten daha öncesinde giriş yapan siteler var. Bu cihazımızın MAC adresleri, modemi. İsterseniz değiştirebilirsiniz. Burada farklı bir şey yok. Şimdi basit bir kurulum yaptığınızda ilk kurulum bu. Operatörünüzden almış olduğunuz kullanıcı şifreyi bank kısmına gelip istemiş olduğunuz bağlantının altına yazıyorsunuz, uygula diyorsunuz. Kablosal şifre değiştirmek istediğinizde yer alana geliyorsunuz. VLAN'dan direkt olarak değiştiriyorsunuz şuradan. Bunun dışında burada bir şey yok, burada bir şey yok. Peki yönetim tane gelelim. Şimdi gelelim şeye. Daha detaylı bir kurulum yapmak istiyorsunuz. Örnek veriyorum. Evde bir çocuğunuz var. Sürekli internetin başına ayrılmıyor. Bakın burası önemli. İsterseniz siz onun internet erişimini belli saatlerde kısıtlayabiliyorsunuz. Buna biz ebeveyn denetimi diyoruz. Ya da bazı modelde de kiosk diye de geçebiliyor. Buraya oğlum yazalım. Buradan cihazını seçeceğiz. Hangi cihaz? Tablet olur, telefon olur, bilgisayar olur. Şu an benim sadece bilgisayarım bağlı olduğu için göstermek açısından onu seçiyorum. Seçtim. Haftanın her günü bu kural geçerli olsun diyorum. Diyelim ki akşam bakın 15.00 akşama doğru diyelim 15.00 ile 21'e kadar internete giremesi. Ayarları bu şekilde yapıp internet erişimini yasaklı dediğinizde bu MAC adresiyle bu modeme bağlanan cihaz daha bu saatlerde haftanın her günü internete giremeyecek. Tabii ben uygula demeyeceğim ayarlar karışmasın diye. Bunun dışında ne vardı? Tabii bunu siz sürekli çoğaltabiliyorsunuz. Buradan yeni oluştu dediğinizde farklı bir cihaz için de başka bir kural yapabilirsiniz. Bana gelelim. Bunu bakmıştık. Port bağlama. Bunlar da gerek yok. Yönetim tanı. Burada bir şey yok. Bu yönelik doğrultu bitlik kriterleri. Buradan da MAC filtreme yapabilirsiniz ama burada tabii saat ve tarih aralığını seçemiyorsunuz. Ya da buradan da bakın güvenliğin altından güvenlikten gelip örnek veriyorum bu modemden yasaklı bir site düşünüyorsunuz. Örnek veriyorum onu söylemeyeceğim tabii kayıtta. Bu bilgisayar yani bu internet bu modeme bağlanan kişiler YouTube'a girmesini istemiyorsunuz. Buraya YouTube yazarsınız. İsim verirsiniz. Buraya da YouTube'un linkini yaptırıp uygula dediğinizde ana sayfasının linkine bu modeme bağlanan cihazlar YouTube'a giremez. Ya da buradan
IP adreslerini yazarak yapabilirsiniz. Bunun dışında ne var? Port yönlendirmemiz burada. Kamera, eskiden kamerada port yönlendiriliyordu ama şimdi artık yönlendirilmiyor. Ama bazı uygulamalarda verimli kullanmak için hala port yönlendirmesi yapabiliyorsunuz. Bunu da tabii yapmak istemiş olduğunuz uygulamanın, programın, server'ına giderek oradaki kayıt bilgileri buraya birebir yazdığınızda, uyguladığınızda artık oraya portunuzu açmış oluyorsunuz ve akış yapabiliyorsunuz. Hem gelen hem giden olarak. Tekrar sayfaya geleceğim. İnternet durumu. Bakın şu interneti bastığınızda zaten ilk açılan sayfada sizin modeminizin şu anki hızını görebiliyorsunuz. Tabii bende internet girişi olmadığı için gözükmüyor burada. Burası sizin internet hızınız. Bu da internet hız kalitesi, yani altyapının kalitesi. Burada önerilen değer 15 dB. Ama 10 dB'ye kadar da kurtarabiliyor mesafeden ya da altyapıdan dolayı. Onun dışında anlatabileceğimiz başka bir şey var mı? Yok. Hızlı bir şekilde özet geçeceğim. Ana sayfaya geldim. İlk kurulum için, basit kurulum için internet üzerine gelip bana tıkladığınızda buradan operatörden almış olduğunuz kullanıcı ve şifreyi ADSL ise ADSL kısmına, VDSL hattı kullanıyorsunuz. VDSL kısmınızı uyguladığınızda internet kurulumunu tamamlamış oluyorsunuz. Kablosuz adını yap, değiştirmek için ve şifreyi Gerela, VLAN, VLAN SSD yapılandırması, kullanıcı adını değiştiriyorsunuz. Türkçe karakter içermeden herhangi bir kullanıcı adı oluşturacaksınız. Şifreye de en az 8 tane bir şifre ekleyip uyguladığınızda bu band, daha doğrusu bu 2.4'lük kablosuz ağ bandı bu bilgiyle yayın yapmaya başlayacak. Onun dışında burada bir şey var mıydı? Burada yoktu. Diyelim ki çocuğunuzun herhangi bir şekilde belli saatlerde internete girmesini istemiyorsunuz. İnternet az kullanmasını istiyorsunuz. Buradan bir profil oluşturuyorsunuz kendiniz. Cihazını seçiyorsunuz. Haftanın her günü diyorsunuz ya da sizin isterseniz belli günler de olabilir, fark etmez. Saat ayının aralığını girip internet erişimi yasakla diyorsunuz. Uygula dediğinizde bu bilgisayar bu saat aralığında haftanın her günü internete giremeyecek. Onun dışında başka da bir şey yok zaten. Buradan da hemen filtre kriterlerine girip isterseniz sayfa engelleyebilirsiniz. Ama bu genel bir engelleme. Bu modemden hiçbir cihaz, bu modem bağlanan herhangi bir cihaz engellemiş olduğunuz IP adresine giremez. Daha doğrusu web sayfasına giremez. Bunun dışında da fazla anlatacağım bir şey yok. Arayüzü gayet basit bir modem. Video izleyen herkese teşekkür ederim. Yorumlarınızı elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım.